أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin mevzusu Kur'an'ın önünde kasıtlı veya kasıtsız oluşturulan engeller. Kur'an'ın anlaşılmasını önleyecek veya doğru dürüst anlaşılmasını önleyecek kasıtlı veya kasıtsız oluşturulan engellerdir. Biz kim kasıtlı engeller koymuş, kim kasıtsız engeller koymuş istemeden bunun tefrikine, ayrımına gitmeyeceğiz. Önemli olan bizim için Kur'an'ın doğru anlaşılmasını önleyen önüne konulan engellerdir. Tabii ki bu engeller kasıtlı kasıtsız önemli değil. Ama şu bir gerçek ki Kur'an'ın tahrifine yol bulamayan şeytan veyahut avaneleri tahrifine derken Kur'an'ın lafzen tahrifine yol bulamayanlar bunu Kur'an'ın önüne engeller getirerek yapmaya çalışmışlardır. Bizden önceki ümmetlerde Yahudi ve Hristiyanlarda Allah'ın indirdiği kitaplar zamanla tahrif edilerek bu ekseriyetle lafzen tahrif edilerek gündeme gelmiştir. Lafzın arta kalanları ise tevil yoluyla tahrif edilmiştir. Allah'ın indirdiği kitaba alternatif misil olarak onu izah eden tefsir dediğimiz, yorum dediğimiz kitapların gündeme gelmesi olmuştur. يَتُّبُونَ بِيَيْدِهِمْ تُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Elleriyle yazıp, işte bu Allah katındandır diyorlardı. Bu lafza dönük bir tahrif eylemiydi. Allahu Azze ve Celle her Resul'den sonra bir Nebi, Nebi'den sonra Resul geliyor. Daha önceki tahrif edilenleri tasrih düzelterek tekrar insanlığın önüne hüccet olarak sunuyordu. Kur'an'a gelindiğinde Kur'an'ın lafzen tahrifi artık kıyamete kadar baki bir kitap olması hasebiyle bu mümkün olmuyor. Lafzen bu tahrifi yapamıyoruz. Mesela bazen bunun tasrihini kolaylaştırmak için mesela Türkçe bizdeki geleneği bu. Sayfanın ortasına Kur'an'ın o sayfasının metni konu sağına, soluna, altına, üstüne onun meali yazılırdı. Bu bizim toplumumuzda Acem olan bir toplumda, Arap olmayan bir toplumda hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hiçbirisi doğru düz Arapça bilmiyor ki çok az bir kesim. Tercüme edilen ayeti Arapça aslıyla karşılaştırsın. Zaten o kadar Arapça değilse onun Türkçesine de ihtiyacı, mealine de ihtiyaç kalmazdı. Ama bu bence görünüş, gösteriş olarak da iyi bir şey. İcabında kelime alakası da olsa bu kurula bilinmiyor. Burada Kur'an lafzen tarifi mümkün olmayan bir ortamda İbn-i Teymiye Rahimahullah İktida usrat-ı müstakimde diyor ki bu ümmetteki vuku bulan tahrif
tenzilde değil, tevildedir diyor. Yani doğrudan doğruya Kur'an'ın lafızlarına dönük bir tahrif mümkün değil. Ama Kur'an'ın teviline dönük tahrif mümkündür diyor. Yani aynen lafzı koruyorsun ama o lafza Resul'ü kasıtlı kasıtsız saf dışı ederek o ayet hakkında Resul bir şeyler demiş mi? Ve ne demiş diye pek merak duyulmuyor. Bunun için biz tefsir dediğimiz olayı biz rivayet tefsirini öne alarak gündeme getiririz. Bu da Allah Resulü'nün, sahabenin o ayet hakkındaki sözleridir. Ama bunun yanında hemen bir alternatif oluşturulmuş dirayet tefsiri diye. Dirayet tefsiri ise tamamen Arapça üzerine bina edilmiş akıl gündemde ama rivayet tefsirine Resul'ün ona yüklediği anlamı ve sahabenin Resul'den öğrendiği anlamı saf dışı edebilmek için bunu yapmışlardı. Burada biz dirayet tefsirini nasıl kabul edebiliriz? Rivayetten müstahni bir tefsir mümkün değil. Ama bununla beraber itimat ettiğimiz, güvendiğimiz rivayetten müstahni kalmayan mesela Şankit Rahimahullah'ın Edva'ul Beyan dediğimiz tefsiri cidden bu mevzuda doyurucu. Ama kat'iyetle rivayetten zerre kadar sağ ve sol zigzag yapmamış. Yani inhiraf yoktur. Tabii ki beşeri olarak vuku bulan hatalar bunun dışındadır. Buna sebep kapısı açılan kasıtlı kasıtsız tahrif ise Kur'an'a getirilen yorum veyahut doğru dürüst anlaşılmasında önüne engel olarak konulan tahrif artık başlamış ve kıyamete kadar da bunun devam edeceği açık bir gerçektir. Bunun yanında hadisi devamlı devreye sokmak isteyenler, yani biz rivayet tefsiri, bunun da önüne farklı şekillerde geçilme çalışılmıştır. Burada İbn-i Seyyid diyor ki, sünnete gelince, sünnetin de tenzil kısmında tahrif var. Yani peygambere uydurma olarak nispet edilen sözler. Peygamberin söylemediği, ona nispet edilen sözlerdir. Bunun yanında tenzilde sorun olmayıp, hadislerin tevilinde de farklı bir tahrif gündeme gelmiştir. Bu da mesela muasırlardan birisinin sahih hadis varsa akılda var demiştir. Birisi biraz daha cüretli bir şekilde ileri giderek Allah Resulü'nün sözlerine direkt itiraz yok. Ama Allah Resulü'ne nispet edilen sözleri ona göre tenkidi daha kolay olacak kimseler üzerinden yürütmeye çalışmışlardır. Ama şu bir gerçektir ki Kur'an her ne kadar şu an basılı da olsa eğer Kur'an artık matbuata intikal etmiştir, basılmıştır, tarihi mümkün değil derken bu denli, sünnetin de tarifi mümkün değil bu denli. Çünkü matbuata geçtiği gibi çok eski orijinalleri de vardır. Kur'an ise yine belli bir döneme kadar ellen yazılmıştır. Ve diyelim ki 1300 senedir ellen yazılarak yayılan Kur'an'ın tümüne bedel bir baskıda o adet kadar baskısı çıkmıştır. Böyle düşünürsek. Sünnette indirilen vahiy olması hasebiyle onun da tenzil kısmında, indirilen kısmında Resul'e
yalan yanlış nispet edilen sözler vardır. Bu da mümkün. Onun tevilinde de tahrif mümkündür. Bu iki aslı öne aldığımızda bizim için hareket noktası, çıkış noktası veyahut Kur'an'ın etrafındaki oluşturulan şüpheleri def etmek yine Kur'an'ın vesilesiyle bu mümkündür. Hatta doğrulamak da bununla mümkündür. Diyelim ki bazen sünnetin inkarı için kullandıkları biz sünneti Kur'an'a arz ederiz diyor. Eğer Kur'an onu tasdik ediyorsa biz o sözü alırız ifadesi kullanın diyor. Şimdi böyle bir kayda yok. Ama var olduğunu düşünürsek öyle düşünelim. O zaman Kur'an'la sünnetin geliş yolunda birbirine vurmamız gerekiyor. Kur'an, sünnet aynı anda Cibril vasıtasıyla Muhammed'e getirilmiştir. Devamı sahabe Kur'an'ı telakki etmişlerdir, sünneti telakki etmişlerdir. Onların vasıtasıyla devam etmiştir bu rivayet silsilesi. Şimdi bir kişinin diyelim ki vahiy katiplerinden ezberleyip ezberleterek öğretenlerden az değildi. Bir Maune kuyusu olayında 70 tane hafız birden katledilmiştir. Ha. Bunların adedini düşünün. Bunlardan, bu insanlardan aynı anda hadisler de rivayet edildi. Zeyd bin Sabit vahiy katiplerinden birisidir. Şimdi Zeyd bin Sabit Kur'an'ı naklediyor, kabul edeceksin. Sünneti naklediyor, kabul etmeyeceksin. Ve Zeyd bin Sabit'ten nakleden tabiini düşünün. Ondan bir nakli kabul edeceksin, öbür nakli kabul etmeyeceksin. Bu denli Kur'an'ın önündeki oluşturulan en büyük engel, biraz sonraları da çıkmış olsa Mu'tezile ve ondan da daha şiddetli davranan Rafizilerdir. Mu'tezile ile Rafiziler muasırlaşmıştır. Her dönemde kendilerini güncelleyerek zamanımıza kadar gelmiş ve bundan öteye de gideceklerdir. Şimdi bizler doğrudan doğruya Kur'an'ın metnine muhatap olan, aynı anda tarihte bu denli muhatap olan kimseler değiliz. Bakın, sünnet inkarcıları bile bazı meseleleri anlatırken, mesela geçen Abdülaziz Bayındır'ın yanına gittiğimizde, ben Kıyamet suresindeki bazı ayetleri sorunca, bana cevap vermek için eline aldığı Kur'an mealiydi. Şimdi yan gözle meale bakıp güya Arapçasından bize cevap veriyor. Dedim neden eline Kur'an almıyorsun? Kur'an dedi meali dedim. O zaman mealinden oku. Benim ona ihtiyacım yoksa Kur'an'ı metnini al o zaman. O zaman biz buna yüklediğin anlamın senden mi, birisinden mi nakletmek olduğunu ayırt edebiliriz. Onun için biz önce Kur'an'ın Arapçasına değil, bize aktarılana muhatabız. Kasıtsız derken de biraz bunu kastetmek istiyorum. Mealde yapılan yanlışlar cidden samimi bir ilim ehliyse biz kasıtsız olduğunu düşünerek yani hüsnü zan yapmak zorundayız. Ama bizim toplumumuzda bu yönlüm çok müşterek hareket edilmiş. Mesela bakın Osmanlı Türklerine hangi devre ait, kime ait bir Kur'an meali aramaya çalışın, 19. asıra kadar bulamazsınız. Bazı küçük ufak sureler vardır. Ama Orta Asya Türklerine baktığınızda Uygurca'ya aktarılmış bir Kur'an meali bulursunuz. Türkiye'dekiler buna çok farklı bir boyutta yaklaşmışlardır.
bu bile o toplum içerisinde, yani ümmet içerisinde bazı sorunları gündeme getirmiştir. Düşünün, İncil'in Latince'nin dışındaki dillere çevirisi çok sonraları gündeme gelmiştir. Hatta 18. asırda bile yapılanlar Vatikan'dan habersiz, Vatikan'ın bilgisi olmadan yapılmıştır. El altından yayılmıştır. Çünkü Vatikan'ın haberi olsaydı onları toplatır. Neden? Kilisenin topluma, papazlar, rahipler tarafından sözlü aktarılanla İncil'e dayalı, İncil'in içerisindeki birçok lafızlar birbirine rahatlıkla ters düşmektedirler. Onlar bunu gizleyebilmek için yapmışlardır. Bizim Osmanlı Türkleri, Türkiye Türkleri ise bu yönde sanki biraz Hristiyanlara benzemişlerdir. Çünkü Kur'an okunmaya başlayınca 1900 senelerin başında Mehmet Vehbi'nin yaptığı Kur'an meali, daha sonra Akif'e yaptırılan, damadı tarafından gündeme getirip bastırılmış, Akif bunu bastırmak istemiyor. Ondan sonra da bizim Elmalı Hamdi Yazır'a yaptırılan vardır. Bu da kasıtlıdır. Onlar şöyle yapmışlardır. Şu ana kadar topluma yutturdukları, din adına yutturdukları şeyler en azından böylelikle ortaya çıksın. Bazen şu kasıt da taşımıştır bu insanlar. Kur'an'da olmayan şeyler. Mesela bu söz birçoğuna ilham kaynağı olmuştur. Hatta geçmişteki uydurulan din, indirilen diye bir ayrımla buna yaklaşmaya başlamışlardır. Biz şimdi bu denli tahrifin, ithamın her türlüsüne muhatabız. Mesela bunun sebebini geçmişe dönük aradığımızda şöyle düşünün. Anadolu'ya gelen Türkler, Arap olmayan insanların anlayabilmesi için yazılı da olsa herkes Türkçe meal üzerinde çalışıp devir devir farklı katkılarda bulunsalardı birbirlerinin naklini yapmaktan öte şu, bu ana kadar diyelim 10 asırdır mükemmel arızası asgariye çekilmiş hatalı bir Türkçe meal olurdu. Daha doğru anlaşılan, daha çok bizi doğruya yaklaştıran elimizde bir meal dolaşırdı. Ama hepsinin itirafıyla anladığımız bir gerçek var. Bazıları bunu rahatlıkla söylüyor. Ben daha önce yapılmış birkaç meali bir araya getirdim. Onu daha müstakim bir cümle kurarak mealime bunu yansıttım. Mesela bakın Ali Bulacı mealine. Biz ona daha önceleri bulamaç gibi bir meal derdik. Cidden bulamaç gibi. Hep birbirinden aktarmışlardı. Halbuki herkes müstakilen anlayabildiğini yansıtsaydı tercümeye şu an asgariye çekilmiş hatalı bir meal olurdu elimizde. Tabanlı taburya yayabiliriz. Ayrıyeten meal de olsa bilen tarafından o mealin altına Allah Resulü'nden gelen doğrudan doğruya gelen bir hadis nakledilseydi o hadisin sebeb-i nüzulü niteliği, o ayetin sebeb-i nüzulü niteliğinde bir hadis konsaydı. Veyahut o hadisin tefsiri niteliğinde bir hadis konsaydı. Veyahut sahabenin o ayeti, hadisi der şeklinde anlatan bir sözleri oraya konsaydı. Bence hatası asgariye indirilmiş bir mealden öte, yani tefsir yönüyle de %50'nin üstünde 60-70 diyebileceğimiz şekilde bu topluma Kur'an'ı aktarmış olurdu. Biz buna ne derdik o zaman? Bu hüccetin ikamesi derdik. Herkes yapması gerektiğini yapmış.
Ama şimdi buraya bizden Kur'an'ın önüne ve Kur'an'daki bazı cidden anlaşılması gereken meselelerin önüne biz Kur'an'ı anlayamayız. Gibi bir söz konulmuş. Mesela bunun aynı uzantılı diyelim. Herkes kafasına göre Kur'an'ı anlayamaz. Biz bu sözü deriz. Ama Kur'an'ı hiç anlayamayız anlamında bir söz değil bu. Kafamıza göre anlayamayız. Resul'le anlarız. Sadece bir meal de olsa Kur'an'ın her ayetini herkes kafasına göre anlayamaz desek, bu da biraz daha meseleyi taksis eder. Doğru. Her ayeti anlayamayız ama doğrudan doğruya anlayabileceğimiz ayetler var. Hatta o anladığımız ayetler, anlayamadığımız ayetleri bile anlamadan bize yardımcı olabilecek niteliktedir. Eğer biz Kur'an'ı anlama azmiyle hareket etseydik. Şimdi herkes Kur'an'ı anlayamaz sözü bir tahriftir. Kur'an'ı anlamanın önüne konulan engellerden. Herkesi anlayabilir sözü de bakın tahriftir. Mutlak bir şekilde sarf edilen bir lafız, tekrar hilafına mutlak olarak sarf edilen bir sözle karşı çıkılıyor. Ya Kur'an'ın hepsini anlayamayabiliriz. Anladığımız ayetler var. O anladıklarımızı da anlayamadıklarımızı anlamada yardımcı olacağını düşünürsek, Resul'le beraber anlarsak ve sahabenin onu telkin ederken. Bakıyorsunuz şimdi bizim en çok örnek verdiğimiz fıtrat mevzunda daruhlar alemindeyken ben sizin Rabbiniz değil miydim sözü. Birisi geliyor Ömer radıyallahu anh'a, o ayet hakkında soruyor. Sahabeye soruyor. Ömer hemen diyor ki ben Allah Resulü'ne bu ayetin sorulduğunu işittim. Allah Resulü de böyle cevap verdi diyor. Bakıyorsunuz hadisin içinde Allah Resulü ayetin içindeki 72'den 79'a kadar 172'den 179'a kadar olan ayetlerden ikisiyle dirsek temasında bulunan söz ediyor. Birisi ben sizin Rabbiniz değil miyim sözü yarattıktan sonra Adem'in sulbinden zürriyetlerinin çıkarılması. Çünkü ayette diyor ki Allah Adem oğullarının belinden zürriyetlerini çıkardı diyor. Hadis-i şerifte Adem'i yarattıktan sonra belini sıvazladı, zürriyetini çıkardı. Kıyamete kadar yaratacağı herkesi. Şimdi sen dedeni al, normal düşünsen bunu, hadise gelene kadar Adem oğullarının belinden diyor, Adem denmiyor. Ama ilk Adem'in belinden alınıyor, peş peşe. Sen üç deden gerisini düşün. Deden, o dedenin sulbinden, baban dedenin sulbinden, sen babanın sulbinden, senin sulbinden çocuğun, onun sulbinden torunu. Yani iç içe girmiş gibi çıkartılıyor. Ha. Ama sahabeye geldiğinde bunu Resul'den eğitilen, öğrendikleri şeylerle Resul bunu anlatıyor. Zürriyetinden çıkarma olarak. Ha. Bunu hadisten anladığımızda ilk hadisi koyduğunuz an oraya ikinci kısmı da alaka kurduğu yer biz diyor cinlerden ve insanlardan birçoğunu ateş için yarattık diyor. Şimdi bu doğrudan doğruya biz hemen kurduğumuz ilişki kaderle kurulan ilişkidir. Hatta orada da var birisi hemen ey Allah'ın Resulü peki amel niye o zaman? Yani cennet ehli de cehennem ehli de önceden bildirilmişse. Şimdi bu bildirilme sözünü biz kendi başımıza anladığımızda toplumun ekseriyeti hemen kendisinin
ateş evrinden yaratıldığını düşünüyor. Amel niye? O zaman bizim suçumuz ne? Allah zulmetmiş olmaz mı gibi sözler söylemeye başlıyor. Kendisinin cennet ehli olduğunu düşünmüyor. Halbuki Kur'an'ın bize öğretisine baktığında hidayet istiyoruz. Şimdi devamlı hidayet isteyin derken ben düşünmeye başlarsam demek ki ben sapığım, hidayet isteyeceğim derim. Bizim toplumumuz bunu böyle anlamaya çok müsait. Bazen Allah sana hidayet versin dediğinde ben sapık mıyım da bana böyle bir duada bulunuyorsun diyor. Hemen kendisinin sapık olduğunu düşünüyor. Allah hidayeti talep etmekle dalaletten uzak durma arasında bir tercih sunuyor. Sen kendi gayretinle beceremeyeceğini veya beceremeyeceğini düşünmesen bile hak etmediğini, ne yaparsan yap ona bedel bir şeye binaen cennete girmiyorsun sen. Hatta Allah Resulü diyor ki hiç kimse yaptığı amele karşılık bedel olarak girmiyor. Siz de mi ben de diyor. Allah'ın rahmetiyle gidiyoruz diyor. Çünkü biz ne yaptık ki onu hak edelim. Bunu başka bir sözle de diyoruz biz şimdi. 60 senelik dünya hayatımızı biz tamamen Allah'a taatla geçirsek, ibadetle, kullukla geçirmiş olsak, o bize tutup 60 senelik bir hayat verse ahirette, kim ona haksızlık yaptı diyebilir? Kimse bunu diyemez. Yaptığım kadar kazanmışım. Ama o bire kat kat veriyor. Yani namütenahi bir ücretle bizi ücretlendiriyor. Yani ebedi bir hayat veriyor şimdi. O zaman istemeliyiz onun lütfundan. İnayetinden hidayeti istemeliyiz. Bakıyorsunuz hadis-i şerifte ey Allah'ın Resulü amel niye? Amel edin. Etme zorundasınız. Yani neden kendini ila cehennem ehli olarak yaratılmış düşünüyorsun? Cennet ehli olarak yaratıldığını düşün. Buna rağmen ondan isteyin. Gördüğünüz gibi Kur'an'ı herkes kendi kafasına göre anlayamaz. Yani tümünü kendi kafasına göre anlaması mümkün değildir. Doğrudan doğruya anladıkları vardır. Şimdi doğrudan doğruya söylediği söz, diyelim ki zinaya yaklaşmayın. Anlayamayız derken bizimkiler şimdi dikkat edin sözün o cümlenin içerisindeki gizli olan şeyi Kur'an'ın ayetlerinin 50'nin üzerinde 60'ın üzerinde manası var diyor. O güya bunu yüceltmek için yani Kur'an'ın ayetleri mana deryası. Sen birini yakalan öbür küsü başka öbür küsünü başka yakalayamazsın. Bunu senden uzak tut, seni ondan uzak tutuyor Kur'an'a. Erişilmez, ulaşılmaz bir kitap şeklinde. Halbuki Kur'an herkesin erişeceği, aktarıldığında herkesin anlayacağı bir kitap tipinde. Ama bu beyanı zikredilmeden Kur'an'ın dışındaki beyanı gündeme geldiği için hepsi Kur'an'da zikredilseydi Kur'an ne ezberlenen ne de herkes tarafından doğrudan doğruya okunabilen bir kitap olurdu. Değil işte. O zaman Resul'ün beyanına. Çünkü Resul indirileni tebliğ etmekle mükellef olduğu gibi indirileni öğretmekle de mükellefti Resul. Çünkü ayetin birisini alıyorsun baştan. Ya eyyuhel Resul bellig ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et diyor. Şimdi hadis inkarcıları ben ayet söylüyorum diyor. Dikkat ederseniz Bayındır'ın her sözü ben demedim ayet diyor. Ben demedim ayet diyor. Ona o zaman hep ayetse sen çekil aradan ben de okurum onu. Aradan sen çekil. Demek ki sen bile o haliyle bu toplumun bazı şeyleri anlamadığını hatta 1400 senedir aldatmışlar bizi diyor. O zaman sen çekil.
Şimdi ilim ehlini Kur'an'ı anlamada bir engel görüyor. Mehmet Okuyan da bunu diyor. Önce diyor hocalar Kur'an'la aramızdan bir çekilsinler diyor. Bu söz doğru ama önce sen de tatbik et. Sen çekil aradan bakalım. O girmesini şöyle meşrulaştırıyor araya. Bu toplumun anlayamadığı aldatılmışızdır. Eğer 1400 senedir bize onun doğrularını söyleyecek kimse çıkmamışsa 1400 sene sonra sen mi çıktın bize doğruyu söyleyecek? Gittikçe Kur'an'ın önündeki engeller yani engellerin kesafeti yoğunlaşıyor. Yani bir sis ortamını düşünün. Bazen 50 metreye kadar görürsün. Bazen 40 metreye iner 30'a 10'a. Hatta bir kol mesafesini göremeyecek vaziyette gelebilirsin. Kur'an'ın önündeki engeller bu denli gittikçe kesafeti yoğunlaşıyor. Biz ise bunu engelleri aşmak için hiçbir gayret sarf etmiyoruz. Onun için derslerimizden birisinin adı Kur'an'ı okuma menheci diye bir ders silsilesi var. Biz Kur'an'ı okuyun, okumanız gerekir. Herhalde benim bu sözümden Arapça okuyun demek istemedim ben. Bu toplum sadece ana dilini konuşan, ana dilini de doğru dürüst konuşamayan bir toplum. Yani Türkçe kelimeleri bile anlayamadığı gerçek olan bir ortamdayız biz. En azından Kur'an okuma alışkanlığını günlük hayatımıza 24 saatlik zamanın bir birimine yerleştirmeliyiz, oturtmalıyız. En azından buna alışma zorundayız biz. Dikkat edin anladığınız, sizi uyaran birçok ayetler okuyacaksınız. Birkaç kere okuduktan sonra baştaki surelerden okuduğunuz birisinin sondaki surelerde geçen bir kısmıyla zihninizde birleşip daha fazla anlayacaksınız. Yani anladığınız ayetler anlamadığınıza da yardımcı olacaktır. O zaman biz Kur'an okumayı hangi şartla diyoruz? Mealcilerin dediği gibi Kur'an size yeter diyerek değil. Dikkat edin Kur'an size yeter sözü Ömer'den, Ayşe'den alınan bir söz. Arkasında biz varız deyip kendileri dolduran kimseler diyor. Biz ise Kur'an bize yeter derken Resul'le beraber sahabe çünkü ister istemez görünen şekliyle de Kur'an'ı bu Allah'ın kitabıdır diyen Allah Resulü. Ondan bunu nakleden sahabe. Sahabeden bunu nakleden tabi'in. Yani ortada bir rivayet zinciri var. O zaman var olan bu gerçekleri inkar yoluyla tepelememiz mümkün değildir. Şimdi belki 1400'ünü çıkartırken 1400 seneye binlerce alimi çıkartırken biz birini taklit etmenin sorun olduğunu söylüyoruz. Hepsinden bir şeyler öğrenerek ama aynı istikamette eklenen bilgilerle o zaman biz iyi bir Kur'an okuyucusu olmak zorundayız. Herkes evinde her gün kendisine 24 saatten onun için ayırdığı bir pay olması lazım. Aynı saatte değil, devamlı aynı saatte değil. Biz düzenli her gün aynı saatte bir iş yapmaya, işe gitmenin dışında, askerliğin dışında alıştırılmış bir toplum, eğitilmiş bir toplum değiliz biz. Ama 24 saatin herhangi bir biriminde bunu yapabiliriz. Boş bulduğumuz yani fırsatı değerlendirerek. Kasıtlıyla kasıtsız attık kenara. Bunu ayırt etme zorunda da değil. Sadece tasih, düzeltme, bunları toplumun gündemine getirebilmek için daha mevzumuza başlamadan bizi dinlemenin önüne geçmek için, geçmemek içindir. Kasıtlı kasıtsız diye bir münakaşa açıp esas anlatmak istediğimiz mevzunun önüne geçilmemesi için bunu yapıyoruz biz. Kasıtlı kasıtsız ama bir engel var mı? Var. Kur'an'ı anlamada bir engel konulmuş. Şimdi biz bazen müşkilatların hallini tümden nefretmekle görürüz. Mesela Allah Resulü
İki sahabeden iki toplum Kur'an okurken ihtilaf edip münakaşa ederlerken seslerini yükseltiyor. Allah Resulü işitip dışarı çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Böyle böyle. Sizden öncekiler Allah'ın indirdiği üzerindeki ve ihtilaf ve münakaşalarına sebep sapıtmışlardır diyor. Münakaşayı reddediyor. Mevzunun birisi de kader. Bizim toplumumuzda ne olur sakın kaderden konuşmayın. Çünkü sapıtırsınız ayağınız kayar. Şimdi kader imandan bir mesele. İmandan bir mesele olursa, imandan olan bir meseleyi öğrenmen gerekir. Anlaman gerekir. Anlatılması, öğretilmesi gerekir. Sen bunu konuşmadan nasıl öğreneceksin? Ha, öyle olur ki hocalık makamına, insanları eğiten makamına gelirsin ama kaderi inkar edebilirsin. Şimdi ümmetin evveline bakın. Hemen daha sahabe hayattayken Abdullah İbni Ömer'in sağlığında kader inkarcısının türediği andır. Abdullah İbni Ömer hayattayken. Hatta Basra tarafından gelen iki kişi diyor ki inşallah bize Resul'e arkadaşlık yapmış. Onun sohbetinde bulunan birisine rast geliriz de kader hakkında şu bizim oradaki sorunları ona sorarız. Diyorlar. Ve Abdullah İbni Ömer geliyor. Sorduklarında söyleyin onlara diyor. Uhud dağı kadar da infakta bulunsalar onlardan kabul edilmez. Ben onlardan, onlar benden uzaktır. Adam şimdi bu ortamda İslamoğlu bir kader inkarcısıdır. Abdülaziz Bayındır bir kader inkarcısıdır. Süleyman Ateş bir kader inkarcısıdır. Bu denli gördüğünüz adamlarda maalesef kader inkarcılığı öne çıkıyor. Hoş, onların inkarı bize zarar vermez. Ama onların birçok insanın bu mevzuda sapıtmasına sebep olabilir. Veyahut kader mevzunda bizim gibi bir bilgisiz toplum, öyle diyelim. Geçmişimize bakın, kader mevzunda bize bilgi edinebileceğimiz eserler bırakılmamıştır bu toplumda. Bakıyoruz bunu geçmişte selef alimlerinin ancak bıraktığını, üzerinde durduğunu, konuştuğunu görüyoruz. O insanlar da bizim toplumumuzda tanınmamış. Hele kader gibi bir mevzuda eserin üzerinde hiç durulmamış. Muasır Türkiye'deki küfre dönük mücadele yapan bazıları, mesela bir Said Nursi bile, bakın Süleyman Efendi'ye bakın, bu Cumhuriyet devrinde küfürle mücadele edenler kader mevzunda çok basit cevaplar vermişlerdi. Tamamen akla, kelami bir mantığa dayanır şekliyle. Onun için kaderden konuşulmalı. Ama susulması gereken yeri de bilmesi gerekir bu toplumun. Tamamen susturmak değil, rastgele konuşmak da değildir. Bazen biz çocuklarımızla bunu yapıyoruz. Çocuklarımız cidden geveze, konuşmayı seviyor. Bu sefer büyüklerin yanında sus, konuşma, etme diyerek çocuklara susmayı öğretmeye çalışıyoruz. Hayır, çocuğa konuşmayı, nerede, nasıl konuşması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor bizim. Yani toptan dalan bir zihniyeti toptan mani olmaya kalkarsak bunun çarpıklıkları gündeme gelecektir. Onun için biz öncelikli sorun kabul ettiğimiz şeyi oradan değil de teferruatına dönük meseleye başlarsak teferruat üzerindeki konuşmalar anlamsız olacaktır. Bir meselede cevap verirsin, arkasından başka bir sorunu sorar. Aynı yere ait olan sorunu. Onun için biz diyoruz ki kader mevzundan konuşursak şu dört rüknü bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Aynen İbn-i Kayyım'ın dediği gibi selef alimlerinin, birincisi Allah'ın ilmi. Dikkat edin, bu mevzuda sorunu olan Allah'ın ilminde sorunu olanlardır. Abdülaziz Bayındır gibi. Bu adamın o inancı aynen Sokrat'ın inancıdır. Allah külli bilir, cüz'ü bilmez. Yarın senin kimle evleneceğini bilmez diyor. Arkasından Allah'ın yazısı. Allah kıyamete kadar olacak her şeyi daha insanlık yaratılmadan önce yazmıştır. Bildiği için yazmıştır, hüküm verdiği için değil.
Onun için ona diyoruz ki biz orada Allah'ın hükmü, yani bilgisi hükmünün önüne geçmiştir. Allah'ın ilmi, Allah'ın yazısı, Allah'ın dilemesi. Her şey ne olursa olsun onun dilemesiyle oluyor. Akabinde de onun yaratması. Eğer biz kaderde bu dört rüknü anlarsak, ondan sonra bu dört rükünden birine ters düşmeden hepsine aynı anda muvafakat etmeliyiz şimdi. Şimdi yazıldı derken biz, yazıldı, Kur'an'da yazıldığını söylüyoruz. Yine Kur'an'ın içinde Musa Aleyhisselam bu yazıdan çok sonra dünyaya geldi değil mi? Aynen Adem'in olayında Musa'ya dediği gibi, daha ben yaratılmazdan 40 bin sene önce benim hakkında yazılan bir şeyle mi? Yazıldığını gösteriyor. Biz yeryüzünde bir halife yaratacağız diyor ki daha Adem yok ortada. İbn Abbas da diyor ki yaratılmadan önce zaten yeryüzünde olacağı söylenilmiştir diyor. Ha Musa'ya bakıyorsunuz Taha suresinde her şey onun hakkında da herkes için olduğu gibi ey Rabbim bize dünyada ve ahirette hayır yaz diyor. Peki Musa'nın bu isteği ne? Her şey yazıldıysa daha yaratılmadan önce. Ha? Allah onu da bilmişti. Tabii Musa'nın böyle diyeceğini biliyordu. Eğer biz onun ilmini, onun yazısını, onun dilemesini, onun yaratmasını anlamadıysak, ha öyle birileri çıkacaktı. Kul bir fiil işleyecek, Allah onu sonradan bilecek kul yaptıktan sonra. Abdülaziz Bayındır'ın inancı. Bu adamlar bu dalaletlerinde ben biraz mazeret görüyorum. Dedeleri medreselerde senelerce İsagoji'yi okuttular. Sokrat'ın, Aristo'nun, Eflatun'un felsefesini okuttular. Bu adamların bu sapıklığının sebebi kim? O zaman o uydurulmuş dini uyduran dedeleri. Şimdi torunları da bu uydurulmuş dine karşı gelerek kendileri başka bir din uydurmaya çalışıyorlar. Burada bu adamların şu inkarı bile Kur'an'ın önünde engel. Kur'an'ı kendi kendine kendi önünde engel kılmalarıdır. Çünkü sünnet katiyetle Kur'an'ın anlaşılmasında engel değildir. Resul Kur'an'ın lafzını tebliğ ettiği gibi manasını da öğretendi. Talim ettirendi. Aynen ya eyyuher resul bellig ma unzile ileyke min rabbik ey resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et derken bunu hadis inkarcıları ilk yıllarda diyelim şimdi biraz laf cambazlığıyla bunu değiştirdiler demiyorlar. Aslında böyle inanıyorlar. Resulün görevi tebliğ. Bize tebliğ etmiştir. Vazifesi bitmiştir. Gerisi bize kalmış. Ve bir gün bunu dediklerini de göreceksiniz. Ama Resul sallallahu aleyhi ve sellem innemâ buistu muallimen ben bir öğretmen olarak yollanıldım. Yani mürebbi ve terbiyeci olarak yollanıldım diyor. Evet bizim ona Kur'an'a ulaşmamızı önlemek için demeyiz. Biz bu sefer konuşma tekniğimizle de onları eğiten kimseler olarak onların Kur'an'la iç içe olabilmelerini önleyecek sözler edemeyiz. Biz mani olamayız. Çünkü birçok insan yaptığı yanlışı tevil ederek yorumlayabilir. Bakın şimdi insanlar devamlı yanlışlarını teville örtmeye çalışırlar. Ağzından söz çıkar. Duymuşsunuz bunu siyasilerden daha çok. Ben bunu demek istememiştim. Ama biz bunu Allah ve Resul için diyemeyiz. Yani Allah rastgele bir söz edip de bu sözün dalalete sapıklığa sebep olması mümkün değildir. Veyahut kibarca bu ayeti böyle okuyanlar yanlış anlayacak diyor.
Onun için bu ayeti böyle tevil etmemiz gerekir diyorlar. Yani Allah'ın yaptığı yanlışı haşa, bunlar düzeltmeye çalışıyorlar. Halbuki o sözü biz anlayamadık. Ve bu sözün bir beyanı vardır ki onu da yapan Resul'dür. Onun için biz belli bir ders silsilesinin adını Kur'an'ı beyan etme salahiyeti, yetkisi sadece Allah Resulü'nündür. Onun dışında hiçbir kimsenin Kur'an'ı beyan etme yetkisi, salahiyeti yoktur. Ondan sonrakilerin görevi sadece bu bilgiyi nakletmektir. Bundan öte gitmez. Evet. Evet. Çünkü birçok insan yaptığı yanlışı tevil ederek yorumlayabilir. Kasıt bu değildir diyerek. Ama böyle bir anlayışı ortaya getirdi. Nasıl bir anlayış? İnsanlar bunu yanlış anladılar, yanlış uyguladılar diyebilirler. Kendisinin yanlış söylediğini tevil ederek, böyle demek istemedim, ama rahatlıkla yanlış yapan insanları itham edebiliyorlar. Ve yanlış uygulamalarına sebep oldukları için. Evet, fazla vakit harcamadan asıl mevzumuzu toplumun önüne sunabilmektir. Yani bu süratli işleyen tahribatın karşısında tamirin de süratli olması gerekiyor. Yani o yanlış düşünce zihinde kemikleşmeden. Maal esef üzerinden zaman geçtikçe düşünün, Asya'ya gidin. Asya'daki Müslümanların kısmı azamı Hanefidir. Türkiye'deki Hanefilerle kıyaslayın, başka bir dindenmiş dedirtecek farklılıklar vardır. Bizde bu kemikleşmiştir. O ortamda, hatta Asya'daki Türklerde bile bir doğru geldiğinde, mesela bu denli alimler, Alil Kari Hanefi'dir. İmam-ı Tahavi Hanefi'dir. Zeyle'ye Hanefi'dir. Kutlu Boğa Hanefi'dir. Türkmen'i Hanefi'dir. Zehebi Hanefi'dir. Bütün bu insanlara baktığınızda yanlışları tenkit edildiğinde boyun eğen kimseler görürsünüz. Ama bizim yapımız burada çok farklı. Buna rağmen biz İslam aleminin abisiyiz. Kur'an'ın önünde oluşturulan engeller denilince de tabii ki muasır zamanımızdaki engelleri görerek doğrudan doğruya meseleler onlarla başlamıştır dememiz yanlış olur. Yani İslamoğlu'nu Abdülaziz Bayındır'ın yanlışlarını görüp de bu yanlışlar bu ortamda başlamıştır demek yanlış teşhis olur. O zaman tedavi de yanlış gider. Onların da bu yanlışına sebep olan bir geçmiş vardır. Bunu da bu yanlışların başlangıç noktasına kadar geri gitmediğimiz müddetçe öne doğru doğruyla beraber ilerleyebilmek mümkün değildir. O zaman bizim bu yöntemin birileri gelip derslerle bunu size anlatması değil. Herkesin küçük yaştan çocuğunu evde, ailesinde oturup Kur'an'dan bir sayfa metnini okuduğu gibi çocuğa bir sayfada onun en doğru bildiği, en doğru olduğu tavsiye edilen bir meali alıp okuması gerekiyor. Yanlışlar, doğrular okunarak telafi edilir. Hep duyarak bu doğruya gidersek, ben buradan size bir ayet okusam, benim doğru naklettiğimi düşünerek hiç kitaba gidip bakma ihtiyacı duymazsanız, bu metottur işte, bu yanlış giden metottur. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.